Evet abi. Silivri'ye canım kurban. Silivri'ye canım kurban. Yaptık abi daha evvel röportajımızı ama sesten yine bir sıkıntımız oldu. Şimdi tamam. Çok güzel geliyor sesin. Tamam. Senin halk oyunlarıyla tanışmanla başlayalım abi. Benim halk oyunlarına tanışmamla başlayalım. Bu seferki mekanın için seni kutluyorum. Çünkü Silivri yöresi halk oyunları bu mahallede, Kale Mahallesi'nde başladı. Hele Lütfü abinin mekanını seçmemiz bu iş için 10 numara. Çünkü bizim derlemeyi yaptığımız insanların hepsi bu kahveden yetişen insanlar. Tam işin madeninde yapıyoruz röportajımızı. Halk oyunlarına Silivri yöresi halk oyunlarının başlamasıyla ilgili konuşayım istersen. Yani bu işin menşei tabii Silivri Lisesi. Silivri Lisesi'nde başlarken bir iki yöreyle önce başladı. Daha sonra tabii Temel Bey'in müthiş ve üstün bu işi sevgisiyle, isteğiyle bir de o ara milliyet halk oyunları yarışmaları falan oluyordu. Biz de Silifke ve Antep yöresi yapmıştık. O da yörede böyle bir oyunların olduğunu keşfetti. Ve müthiş bir gayretle, müthiş bir istekle, müthiş bir sevgiyle derleyerek bugünlere getirdi. Evet. Senin halk oyunlarında tanışmanda bir tesadüf var galiba. Yani Temel Hoca'nın da içinde oldu. Az önce konuştuk, içeri girin falan. Aha, evet, benimki tesadüf. Çünkü o zaman 71 senesiydi ilk Silifke yöresiyle bütün liselere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan halk oyunları çalışması yapın diye bir talimat gelmişti. Temel Bey de o zaman 71 yıllarında öğrenci bulamıyordu. Öğrenci yurdundan birkaç tane arkadaşı, Güngör Postacıları falan toplamıştı içeriye. Biz de o zaman okulun bahçesindeydik. Temel Bey bahçeye çıktı, herkes dedi içeriye. Biz de tabii vım diye içeriye. Bir baktık Hüseyin görür orada Silifke çalışması yapıyor. Ben Temel Bey'in korkusundan en iyi oynayan öğrenci ben oldum. Ve Silifke yöresinin o zaman ekip başı oldum. Ertesi sene Antep yöresi yaptık. Antep yöresinde de ekip başı oldum. Ondan sonra Temel Bey Silivri yöresinin çalışmalarına başladı. Evet. Silivri yöresinde ekip başlığını galiba Güngör abiye mi kaptırdın kısa bir süreliğine? Bao, o çok önemli. Şimdi tabii Güngör patriot kökenli olduğu için bu yörenin oyunlarını çok iyi biliyor. O zaman ne olacak? Güngör ekip başı geçti. Ben de ekibin sonuna geçtim ama 2 sene ekip başlığı yapmışım. Silifke'nin ekip başı, Gaziantep yöresinin ekip başı. Oldum ekip sonu. Ben tabii moralman düştüm ama Hüseyin Görür gelip bana söylüyordu. Ali diyordu, bak ekibin sonu olmak da çok iyi. Ona puçik derler. Ekibin sonunu toparlaması gerekir. Senin görevin ekip başından daha önemli falan beni onere etmeye çalışıyordu. Fakat biz oyunları derliye çok önemli bir oyuna geldik. Kabadayı diye bir oyuna geldik. Temel Bey çok oyunlara aksesuar katan bir öğretmendi ve çıtayı hep yüksek tutan bir öğretmendi. O ara İsmail Argıç diye bir abimiz var rahmetli. Ondan da kabadayıyı öğreniyoruz. O da geldi kabadayıyı oynarken ayağını davulun üstüne koydu. Aa dedi, bu çok güzel bir enstantane ya. Güngör dedi, sen de dedi kabadayıda dedi oyunun bu bölümünde hop kalk derken dedi ayağını davulun üstüne koy. Ya dedi bu kadar olmaz dedi. Salih abiye dedi ki, Sadı abi dedi, sen dedi davul sende elindeyken dedi Güngör dedi üstüne çıksa olur mu dedi. Ben dedi tutarım dedi Sadı abi. Fakat bizim Güngör iri. Bir zıpladı olmadı. İki zıpladı olmadı. Galiba olmayacak dedi. Ali sen gel bakayım dedi ön tarafa. Ben ön tarafa gelirken anladım ekip başı olacağım. Daha oraya geldim hop in kalk derken neredeyse sefer Sadı abinin tepesine atlayacağım. Tamam dedi, bulduk dedi. Güngör arkaya, ben bu sefer ön tarafa. Gene ekip başlığını kapmış oldum öyle Güngör'den. Davulun üstüne çıkma da böyle. Evet. Davulun üstüne çıkma instantanesi öyle oldu. Peki abi yine önemli konulardan bir tanesi. Kayda girmeden evvel sohbet ettik biz kendi aramızda seninle. Sefer Aga'nın yurt dışında unutulması süreci var. Sen de o ekipteydin. Evet. Sefer abinin rahatsızlığı vardı. Dönüş yolundaydı bu. Yugoslavya'nın o zaman bölünmemişti. Zagreb tarafındaydık galiba. Kahvaltı yapacağımız yere de bir 150 kilometre falan vardı. Şoför de Aziz abi. Ben de Aziz abi uyumasın diye Aziz abiye işte konuşuyorum, sohbet ediyorum falan. Aziz abi dedi, şu benzinlikte bir yüzümü yıkayayım dedi. Orada durduk yüzümüzü yıkarken Sefer abiye de ezberletmiştik arka kapıyı açmasını. O arka kapının düğmesi vardı, açıyordu oradan, iniyordu aşağıya. Biz elimizi yüzümüzü yıkadık ama Sefer abi orada bana günaydın da demiş. Biz araba otobüse bindik, o bulunduğumuz bölgeden 150 kilometrede açıldık.
kahvaltımızı kurduk. O ara şey vardı, Sefer abinin oğlu İzzet vardı. İzzet geldi, dedi ki Ali abi, dedi, Sefer abi yok dedi. Yapma ya dedim, arabadadır. Eyvah dedim, galiba benzinlikte bıraktık, 150 kilometre. Ben oradan bir araba tuttum 150 kilometre geriye. Oradaki benzinlikçi dedi ki abi buradan bir Almancı dedi, aldı onu gitti. Almancı aldı gitti ama nereye gitti? Bulamıyoruz. Gümrükten öylesine geçtik. Bu arada bir gün falan geçti. Mahalleye geldik, bunu nasıl anlatacağız? Mahalleye geldik, anlatıyoruz ama derdimizi dinletemiyoruz. O ara konsolosluktan haber geldi. Dediler ki trene koyduk, geliyor. Gittik gardan aldık Sefer abi. Geldik mahallede davul zurna iki tane kurban kestik. O hakikaten çok büyük bir hengameydi. Yine bu başarıların geldiği süreç çok kolay olmadı. Oyunlar değerlendikten sonra ilk katıldığınız yarışmaya aslında birincilikle sonuçlandırdınız ama orada diskalifiye oldu. O süreci bir aktarabilir miyiz? O diskalifiye oluşumuz şöyle, yani hem kıyafetlerimiz yönünden hem de jürinin daha ilk defa böyle bir ekiple karşılaşması, bize rapor olarak şunu gönderdiler. Siz Yunan oyunları oynuyorsunuz, artık giysilerinizdeki kızların giydiği üç etek bindallı da Trakya'da giyilmez. Ondan sonra Fikret Değerli Hocam geldi. Burada bize o konuda yardımcı oldu. Şalvar bindallıya döndük. O zaman bir kamalarımız vardı. Kamalarımızı çıkardık. Kösteklerimiz vardı. Onları çıkardık. Kostümlerde değişiklik yaptık. Oyunlarda hiçbir değişiklik yapmadık tabii. Ama ertesi sene milliyet yarışmalarında tabii birincilik bizimdi. Hatta şöyle bir şey de oldu. Bir Milliyet Gazetesi manşetten, gazetenin baş sayfasından manşetten akrobat folklorcu diye bir manşet atmıştı davulun üstündeki fotoğrafımla. Altına da küçük bir manşetle bir davul böyle mi çalınır diye Sarı abi için bir manşet atmıştı. Müthiş bir davul çalıyordu. Yine az önce konuştuğumuz konulardan şeyler var. Bu yarışmalar hazırlık süreçleri de çok uzun sürüyordu. Temel Hoca ve Hüseyin Hoca çalıştırıyordu. Nasıl gelişiyordu abi hazırlık süreçleri sizin için? Yarışmaya gitmeden evvel 8 ay falan, yani Kasım'dan okullar açıldığından itibaren başlıyordunuz herhalde, değil mi? Yani diyebilirim ki haftanın her akşamı. Ve müthiş bir tempolu, müthiş bir tempolu çalışma, müthiş, yani askeri disiplinle bir çalışma vardı. Zaten başarı başka türlü gelmez. Bir de halk çok seviyordu. Halkın sevgisini katmıştı Temel Bey bu işin içine. Yarışmalara giderken Silivri'den 4 otobüs düşünebiliyor musun? 4 otobüs buradan insan gidiyordu spor sergi sarayına bizi izlemeye. Dönüşümüzde de birinci olduğumuzda böyle milli takım şampiyon olur da gelir ya Türkiye'ye, öyle karşılanırdık burada. Öyle bir sevgi vardı. Peki bu süreçlerde işte yurt dışında sefer akıyor, ilginç bir hatıra. Yani unutulması. Onun gibi başka ilginç hatıralar var mı aklında? Yarışmalarda olabilir, yurt dışında olabilir. Yani şu anda pek aklıma gelmiyor ama işte ben askerdeyken Temel Bey'in bir koç katımı yapmış, bir mizanseni, o çok önemli. Ben onu askerdeydim yapmış. O çok konuşuldu. Hala da konuşuluyor. Onun dışında öyle şu anda aklıma gelen bir şey yok. Peki şimdi halk oyunlarıyla ilgilenen herkes Silivri'ye canım kurbanı merakla bekliyor. Bundan sonra ilgilenmemiş ama belki bunu izledikten sonra ilgilenmeyi isteyecek gençler de olacaktır mutlaka. Onlara yıllarını halk oyunlarına vermiş, hem eğiticiliğini hem oyunculuğunu yapmış bir insan olarak mesajları neler olacak abi? Mesajım şu olacak. Ben bir de halk eğitim merkezinde halk oyunları öğretmenliği yaptım. Çok uzun süre yaptım. Hiçbir halk oyunları çalışmasına gelen öğrencinin vasat olduğunu görmedim. Yani vasatın üstündeydi mutlaka dersleri. Tembel ölen hiçbir öğrenci görmedim. Aralarında hiçbir uyumsuzluk görmedim. Mutlaka aileler çocuklarını halk oyunlarını çalışmalarına mutlaka göndersinler. Çocuklarına özendirsinler. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ediyorum.